Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ganiş tarifim var. Ganiş hamur yemeği ve tavukla birlikte yapılıyor. Tadını anlata anlata bitiremeyeceğim bir lezzet. Bu güzelliğin yapımına geçeyim. İlk önce hamurumuzu yoğurmakla başlıyoruz işi. Yoğurma kabımıza un, yumurta, tuz ve suyu alalım. Kulak memesi kıvamında değil de biraz daha sert bir hamur yoğuralım. Hamurumuz toparlandıktan sonra üzerini nemli bir bez ile örtüp yaklaşık 15-20 dakika kadar hamurumuzu dinlendiriyoruz. Hamurumuz dinlenirken bir bütün tavuğu haşlıyoruz. Dinlenmiş olan hamurumuzdan portakal büyüklüğünde bezeler koparıp yuvarlayalım. Kırniş bir çeçen yemeği arkadaşlar, daha çok Sivas dolaylarında yapılıyor. Tavuk suyu ile yapıldığı gibi et suyu ile de yapılabiliyor ama tabii ki makbul olanı tavuk suyu ile hazırlananı. Evet, bezelerimiz hazır. Her bir bezeyi merdane ya da oklava yardımıyla 2 cm kalınlığında açıyoruz. Santim kalınlığında açtıktan sonra bıçak ya da rulet yardımı ile yaklaşık bir parmak kalınlığında şeritler kesiyoruz. Kesmiş olduğumuz her bir şeriti yuvarlayarak inceltiyoruz. Yuvarlamış olduğumuz şeritleri toplayıp yine 2 santim kalınlığında keselim. Kesmiş olduğumuz hamurun üzerine iki parmağımızı koyarak dıştan içe doğru yuvarlıyoruz. Yani şöyle diyeyim, parmak uçlarımızla hamurun ortasına biraz sertçe bastırıp kendimize doğru çekiyoruz. Şekli içi boşaltılmış hamur gibi oluyor. Şekil vermiş olduğumuz hamurları bir tepsiye ya da temiz bir sofra bezinin üzerine unlayıp üzerine dizelim. Tüm bezeleri aynı şekilde şekillendiriyoruz. Tavuğumuz haşlandıktan sonra tavuk suyunu dökmüyoruz ve tavuk etlerini tek tek didelim. Tavuk suyunu dökmememizin nedeni hazırlamış olduğumuz hamurları içinde kaynatıyor olmamız. Hamurları suya atmadan önce bir miktar suyu alıp kenara bırakacağız. Bir miktar tavuk suyunu kenara aldıktan sonra geniş bir tencerenin içerisine tavuk suyunu döküp ocağa oturtalım. Geniş ve derin bir tavaya tereyağı alıyoruz ve yağımız eridikten sonra sarımsağı katıp kavuruyoruz. Kavrulan sarımsakların üzerine biber ve domates salçası ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Ardından tuz ve baharatları ekleyelim. Baharat olarak pul biber, karabiber ve kekik kullandım. Son olarak dikmiş olduğumuz tavukları içine bırakıp 1-2 çevirelim. Çevirmeye devam ederken ayırmış olduğumuz tavuk suyunu üzerine döküyoruz. Tavuk suyumuz kaynamaya başladıktan sonra böyle güzelce fokurdadıktan sonra 1-2 taşım daha kaynatıp ocaktan alalım. Tavuklu sosu yaparken kaynamakta olan suyun içerisine hazırlamış olduğumuz hamurları bırakalım. Yüksek ateşte pişiriyoruz. Mantı pişirir gibi. Haşlamış olduğumuz hamurları süzgeç ile alıp tepsimize aktaralım. Üzerine hiçbir sos dökmeden böyle bile yiyebilirsiniz arkadaşlar. Hamurları tepsimize aldıktan sonra çok az tavuk suyundan gezdiriyoruz. Ardından tavuklu sosu üzerine dökelim. Farklı şekillerde de servis edebilirsiniz. Garnişi hazırladıktan sonra tavada tereyağı ve pul biberi eritip garnişin üzerine döküp tavuğu yanında yiyebilirsiniz. Sarımsaklı yoğurtla servis edebilirsiniz. Hatta bunun yanına sarımsaklı sos çok yakışıyor. Nasıl yapacağız derseniz eğer, ezilmiş 5-6 diş sarımsağı bir kaseye koyun. Üzerine eritmiş olduğunuz tereyağından birkaç kaşık ekleyip birkaç kaşık da haşlama suyundan ekleyip karıştırın. Garnişi arzu ederseniz bu sosa veya sarımsaklı yoğurda batırarak yiyin. Her haliyle de çok lezzetli oluyor. Bu tarifimi deneyeceklere şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun.
Videomu beğendiyseniz beğen butonunu tıklayıp eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere, hoşça kalın.